Finlandiya'dan bütün takipçilerime, dostlarıma selamlar ve saygılar sunuyorum. Bildiğiniz üzere uzun zamandır sizler için videolar yapıyorum, emekler sarf ediyorum. Finlandiya'yı gelemeyenler için Finlandiya hakkında, Finlandiya kültürü hakkında bilgiler vermeye çalışıyorum. Burada amacım sade, tarafsız ve kendi görüşlerim de elbette içine katarak size Finlandiya hakkında bilgiler vermek istiyorum ve bunu amaçlıyorum. Amacım herkesi memnun etmek değil. Elbette herkesi memnun etmem de mümkün değil. Ama daha yeni Finlandiya kültürü ile ilgili video yapmıştım. Farklılıklarını anlatmıştım. Bu videomda onun devamı gibi bir şey olacak. Finlandiya kültürünü karşılaştırdığımdan beri, o videomdan beri birkaç olay oldu. Bu olay Finlandiya kültürünün bize ne kadar işlediğinin de bir göstergesi olarak kabul ediyorum. Benim söylediklerimden hiç kimse başka anlamlar çıkarmasın. Ben ne söylüyorsam odur, ağzımdan çıkan neyse odur. Size demiştim ki birbirimizi olduğumuz gibi kabul edelim. Birbirimizi lütfen olduğumuz gibi kabul edelim. Bu eksiklik bizde var. Ben bunu Finlandiya'dan bakınca, Finlandiya'dan Türkiye'ye bakınca görüyorum. Bu sosyal medya sayesinde yaşıyorum. Biz ister istemez Finlandiya kültürüne adapte ve entegre olmuş durumdayız. Çünkü 29 yıl dile kolay. 29 yıl burada yaşarsanız ister istemez üzüm üzüme baka baka kararır. Atasözümüzde olduğu gibi biz de Finlere baka baka beyazladık herhalde. Çünkü onlar beyaz ve sarışın olduğu için böyle çevirebiliriz. Bu atasözünü bu şekle sokabiliriz. Bundan sonra sizlere her zaman yaptığım gibi ama bu defa daha biraz da dozunu arttırarak hiç evirmeden, kıvırmadan, çevirmeden Finlandiya hakkında görüşlerimi Türkiye'den, daha doğrusu Finlandiya'nın Türkiye'den nasıl göründüğünü, farklarını hiç evirip çevirmeden, kıvırtmadan anlatmaya devam edeceğim. Şimdi benim gördüklerim, hiç kimse üstüne hiçbir şey alınmasın. Orta yere söylüyorum bunları, gördüklerimi söylüyorum, isim de vermiyorum, kimseyi de hedefime koymuyorum. Şahıs olarak kimseyi, elbette böyle düşünenler, yarası olanlar varsa gocunur. Onlar da gocunsunlar. Onlara karşı hiç artık bundan sonra taviz de vermek istemiyorum. Ne yapsam da beğenilmiyor, kimseyi memnun edemiyorum. Zaten edemeyeceğimi biliyorum da öyle insanlar çıkıyor ki karşıma. Cahil diyeceğim, cahile karşı cahile haksızlık ve hakaret yapmış olacağım. Bir de okumuş cahiller var. Kendini okumuş gören, elit gören cahiller var. Ben sıkıldım bunlardan. Çok sıkıldım. Çünkü burada öyle bir sorun yok. Türkiye'deki olan sorunlar, bakış açıları yok. O okumuş cahillerden sıkıldım. Kendini ve üstün ve demokrat sanan insanlardan sıkıldım. İnsan hakkını kendi hakkı zannedenlerden sıkıldım. Demokrasiyi kendine mal edenlerden sıkıldım. Kendini toplumun üstünde, üstün sanan elitlerden sıkıldım. Hayal dünyasında yaşayanlardan daha çok sıkıldım. Ama bununla demek istemiyorum ki hayal kurmayın. Gerçekçi hayallerin peşine koşun. Boşu boşuna hayal kuranlar var. Hayalinin olmasının imkanı yok. Hayal elbette kurulur. Ama hayali gerçekleştirmek için hiçbir şey yapmıyorlar. Bir kahraman bekliyorlar adeta veya bir hazır bekliyorlar. Yunanlar bize benziyorlar ama bizim kat kat üstümüzdeler. Siz de biliyorsunuz. Televizyonda bir konuşmacıdan dinlemiştim. Eğer ki doğruysa ve böyle olduğuna inanıyorum. Yunanlar mitolojiye inanıyorlar. Mitolojide olacak olanları kendilerini hak zannediyorlar.
Onlardan bir tanesi mitolojide veya şeyde olduğu gibi İstanbul'u bir gün alacağız diye düşünüyorlar. Olmayacak hayallerin peşine koşuyorlar ve de buna inanıyorlar. Yani bulundukları ortamın gerçekçiliğinden çok uzaktalar. Bu şekilde eğer doğruysa medyanın verdiği haberler, mesafeli yaklaşıyorum, politikacıları bile bu şekilde oy topluyorlar. Biz de benzeriz ama biz bir kat alttayız. Biz mitolojiye değil de halk hikayelerine inanan, kendi kurduğumuz senaryolara inananlardanız. Yalanı biz söyleriz. Diğer taraftan 3 gün sonra kendimiz o yalana inanmaya başlarız duyduğumuzda. O yüzden sıkıldım arkadaşlar. Gerçekçi hayallerin peşine koşun. Hakikaten gerçekçi mi kurduğunuz hayaller? Finlandiya'daki halkın olaylara bakış açısı hep gerçekçi. Türkiye'de hep hayaldeyiz, hayal alemindeyiz. İşte piyangodan para çıkarsa şöyle yapacağım, şöyle olursa şöyle yapacağım. Hep hayaller peşindeyiz. Sonra da bekliyoruz, devlet şunu yapmıyor, bunu yapmıyor, şunu yapmıyor. Toplumun fertleri görevlerini yapmıyor ki, sen de toplumun bir ferdisin. Sen görevin ne? Ahlaklı olmak, vergini vermek, doğru şeylere yapmak. Sen bunlardan zaten kendini soyutlamışsın. Kimisi kimse vermiyor vergi diye, o da ödemiyor. Kimisi düzen böyle diyor. Herkes kendine göre bir kulp takmış. Kimisi ben diyor işte trafikte bile işte ben şunun sahibiyim. Şuyum ben vermem, benim kim olduğumu biliyor musun diyor. Milletvekili sanıyor, kendini her şeyden muaf zannediyor. Yargı mensubu zannediyor, işte ben şundan muafım diyor. Diyor da diyor, tamam sizler kendi alanınızda üstün insanlarsınız ama toplumun üstün elitleri değilsiniz. O toplum, o siz kendi işinizde üstünsünüz sadece. O da zaten siz de işçisiniz onlar gibi. Toplumda herkesin bir görevi var. Çiftçisi çiftçiliğini yapar, avukatı avukatlığını yapar, başbakanı başbakanlığını yapar, müdürü müdürlüğünü yapar ama hakkını vererek yapar. O yüzden şimdi ben Fin kültürünü, Finlerin böyle direkt bakış, olaylara bakışlarını çok seviyorum. Ve o kadar gerçekçiler ki, zaten gerçekçi oldukları için bu duruma gelmişler. Cumhuriyet kurulduğunda, Finlandiya Cumhuriyeti kurulduğunda 3-5 sene sonra biz kurmuşuz Türkiye Cumhuriyeti'ni. Türkiye Cumhuriyeti ve Finlandiya Cumhuriyeti'nin benzer tarafı şuymuş. Yarışa beraber başlamışız ve Avrupa'nın en fakir iki ülkesiymişiz. Adamlar bizi kat kat geçmişler. Biz böyle nal topluyoruz. Ve bunu da nal toplamamızın sebebi böyle cahil falan halk değil. Bu cahil bırakanlar da. Halkı cahil bırakanlar, elitler, kendini okumuş cahiller var ya üstün. Onlar da. Sıkıldım artık ben onlardan. Sıkıldım onların böyle insan hakları, demokrasi anlayışından. Kendisini demokrasi diyor, insan hakkı diyor. Elit, öz ayrımcılığı, kendini bahşedilen şeyleri onun hakkı olarak görüyor. Hiçbir şey yapmamayı hak zannediyor. Sanki bu adamlar öyle durduk yerden bu hale gelmişler. Sanki burada hiçbir sorun yok. Masal ülkesinde yaşıyoruz. Arkadaşlar burada her şey güzel. Düzen çok güzel. Herkes o kurallara uyuyor. Devlet görevini yapıyor. Ve en önemlisi insanlar görevini yapıyor. Kurallara uymakla yapılıyor bunlar. Trafikten başlayın vergi ödemesine kadar. Vergiyi de ödenmesi için devlet sistemini kurmuş. Vergi kaçıramıyor. Toplum kendi kendini kontrol ediyor. Herkesin başına polis dikmiyorlar. O yüzden bugün doluyum. Çok doluyum arkadaşlar. Bilemiyorum, bu okumuş cahillerden sıkıldım. O benim başımı ağrıtan. Her ne kadar onların hayallerini yıksam da bu hayalleri yıkmaya devam edeceğim. Gerçekçi olun. Gerçekçi olmalıyız. Ben kimsenin burada moralini bozmak istemiyorum. Burada benim bütün amacım ayaklarımız yere bassın. Gerçekçi düşünelim. Gerçekçi hedefler koyalım önümüze. Uzun hedefler koyalım. Orta vadeli hedefler koyalım. Kısa vadeli hedefler koyalım hayatımızın her aşamasında. Bunu devletimizden veya kahramanlardan beklemeyelim. Şimdi ben Fin kültürüne geleceğim. Fin kültürü o kadar farklı ki arkadaşlar, hayallerinizi yıkacağım. Ama bu kötü değil. Fin kültürü böyle. Bu toplum farklı bir toplum. Zihniyet farklı. Bizdeki gibi niyet okuma yok.
direkt konuşurlar, direkt söylerler, direkt ve öz söylerler. Öyle fazla laf kalabalığı yapmazlar bizim gibi ve benim şimdi yaptığım gibi. Ama biz mecbur kalıyoruz derdimizi anlatabilmek için. Daha doğrusu derdimizi anlatabiliyoruz biz. Karşımızdakine inandıramıyoruz. O karşımızdakinin niyet okuması yok mu? O niyet okumasını engel olmak için 9 takla atıyoruz adeta. O yüzden bütün işin özünden sapıyoruz. Ondan sonra konu başka yerlere dallanıp budaklanıyor. Politikada da aynı, komşuyla da aynı, babanla da aynı, annenle de aynı, kardeşinle de aynı. Bir şey söylüyorsun, sen bana bunu ne niyetle söyledin? Hep niyet okunuyor, bir şeyler okunuyor. Tam özür dilesen bile artık o küsüyor, darılıyor, sana düşmanlık yapıyor. Bir güvensizliği temelleri atmak için sanki senin pot kırmanı bekliyor. Bu adam bunu ne niyetle dedi, neden dedi diye hiç kimse düşünmüyor. Başka yerlere gidiyoruz. Şimdi ben Fin kültürüne geleceğim arkadaşlar. Finlandiya masal ülkesi değil bir kere. Çok güzel ülke. Her şeyi çok güzel. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Yaşamaktan da gurur duyuyorum. Böyle bir toplumun ferdi olmaktan da gurur duyuyorum. Hem bu ülkenin vatandaşıyım, eşitim, birinci derecedeyim. Elbette her konuda değilim. Burada da her şey dört dörtlük değil. Ama sizin hayal ettiğiniz gibi de masal ülkesi de değil. Gerçekçi olalım, gerçekçi. Gerçeklerle yüzleşmesini öğrenelim. Fin kültürü, bilmiyorum bizim demokratlarımız vesairemiz bunda ne düşünecekler. Bizim var ya bizim demokratlarımız vesairemiz, laiklerimiz kendilerini caminin önünden geçmezler. İnananı her türlü yapmadıklarını bırakmazlar. Ellerinden gelen her şeyi yaparlar ama öldüklerinde de o camiden kaldırılırlar. Cenazeleri o camiden kaldırılır. O beğenmedikleri. Buradaki Finli de diyor bunu. Türkiye'yi tanıyanlar diyorlar. Ya bu adam böyle dine karşı böyle saygısız, dışlayıcı. Bu adam neden camiden cenazesi kaldırılıyor diyorlar. Anlayamadıkları konu o zaten onları. Burada öyle değil. Burada farklı. Kiliseye inanmayanlar da var. Onları da kabul ediyorlar. Olduğu gibi kabul ediyorlar. Ama kiliseye mensup olabilmen için bir kuralları var. Sen onu üyelik aidat ödemen lazım. Bu hizmetlerinden, dini hizmetlerden yararlanabilmen için. Adam hem camiye karşı hem de ölünce camiden cenazesi kaldırılıyor, oradan hizmet alıyor. Buradaki insan eğer o topluma, o cemiyete üye değilse cenazesi ne kiliseye kabul ediliyor ne de cenazesi mezarlığa defnediliyor onlara ait olan. Ne de papaz geliyor görev alıyor ne de kilisede düğün yapmalarına veya papaz nikahı kıymalarına izin veriliyor. O şartları doldurmadıkları için. Fin kültürü böyle işte. Bunu söylemek bazılarının hayallerini yıkıyorsa yıkılsın. Hayal kurmasınlar ben onlara iyilik yapıyorum. Ama çok güzel sistem. Ben bunu seviyorum. Gerçekçiler, iki yüzlü değiller, dürüstler. Dürüst, her yönde dürüstler Finler. Her yönde burada birisi söz verdi mi yapar. Türkiye'deki gibi değil. Bugün bir örnek vereyim ben size bir örnek. Türkiye'de 9 takla attırırlar bunun için. 9 takla attırırlar. Elektrik ücreti geldi bir ay önce. Elektrik firması değiştiği için yeni firmaya geçtiği için biz sözleşmeleri yeniledik. Yenilenince de benim bankayla yaptığım ödeme talimatı yeniden yapmam gerekiyordu. Ve ben bunu yaptım. İnternet aracılığıyla yaptım. Ama bugün gene bana ihbar geldi. Ve faiziyle beraber. Sonuçta ben aradım. Geri aradım. Böyle böyle olmuş. Ben bunu ödeme talimatı vermiştim. Bu gitmemiş. Bu benden kaynaklanan bir sorun değil dedim. Ne yapacağız? Hemen oradaki memur her neyse görevli dedi ki siz dedi o şeyi ödeyin. Asıl elektrik faturasını ödeyin, diğerini ödemeyin. Bitti. O kadar basit ki. Ama Türkiye'de böyle olsa, işte şuraya dilekçe yaz, şunun onayını getir, faturanı getir. Neler neler yaparlar yani. Çünkü biliyorum illa böyle olacak diye demeyin. Ben
eşeğe yokuşa sürdüklerini anlatmaya çalışıyorum. Başıma gelmişti Türkiye'de. Ben gittim, tüketici şeylerini şikayet ettim. Oldu, başıma da geldi. Tüketici hakları işte kaymakamlıkta mı, nerede, valilikte miydi, neredeyse. Belli miktardan altındaki şikayetleri almıyorlarmış. Buyurun, hadi bakalım hakkını ara. Buyurun hakkınızı arayın ya. Sistem yok çünkü. Fin kültürünü anlatıyorum. Gerçekçi değiliz. Bir şeyi yapmış olmak için yapıyoruz Türkiye'de. Bu gerçekleri söylemek bazılarını incitiyorsa incinin arkadaşlar. İncinin, hiçbir şey diyecek bir şeyim yok. Evet, fin kültürü. Fin kültürünü ben yıllardır yaşıyorum burada. O çarpıklıkları yaşadım. Ben de hayallerle geldim buraya. Burası masal ülkesi gibiydi. Sarışın sarışın mavi gözlü insanların olduğu, sanki başka bir planet gibi, bir masal ülkesi gibi. Noel babaları işte, biliyorsunuz, öyle güzel insan o hayallerini süslüyor ki. Noel baba geyik kızağıyla geziyor işte, sarışın sarışın insanlar orada. Güzel güzel kızlar, gençler, genç geldik biz de buraya sonuçta. Sanki ulaşılmaz bir cennet gibiydi ve geldik. Hakikaten bir müddet ayaklarım yere dahi değmedi. Ama yıllar boyunca yaşayarak, gerçekleri yaşayarak yüzleşince bazı şeyler farklı düşünüyorsun, kültürünün farklı olduğunu görüyorsun. Bizim iyi taraflarımız meydana çıkıyor. Bazı şeyleri kitaplardan öğrenemezsiniz. Böyle deyince kitap okumayın demiyorum. Niyet okumayın, başka anlamları yüklemeyin bazı dediklerime. O yüzden hakikaten konuşmaya korkar oldum bu böyle beni niyet okuyanlardan dolayı. Niyet okumayın arkadaşlar. Ağzımdan ne çıkıyorsa odur. Kitap okumayın diyen yok. Elbette kitap okuyanın yeri ayrı, bir de yaşayanların yeri ayrı. Adam kendi açısından yazmış ama her şeyi o kitapta yazılarla ifade edilmiyor. Boşluklar var. Boşlukları insanın hayal gücü tamamlıyor ve yanlış bir yapı, yanlış bir izlenim çıkıyor. Elbette benim de anlattıklarımın boşlukları var. Kitap gibi değil, cümlelere döktüğüm gibi değil. Ben burada daha fazla konuşma, daha fazla açıklama imkanı buluyorum. Kitaplarda, romanlarda bunu açıklayabilmek için belki daha çok ayrıntıya giriyorsun ama karşı tarafın, okuyanın belki daha da fazla kafası karışıyor. Bunu en iyi bilen yaşayandır. Ben yaşadığım için bu konuları kendi açımdan, elbette gördüğüm açıdan bunları anlatıyorum. Kültürü olsun, buranın yaşamı olsun. Herkesin yaşadıkları tecrübeler farklıdır. Ben kendi tecrübelerimi, kendi görüş açımı anlatıyorum. Bunlardan yanlış farklı anlamlar çıkarmayın. Ben de bilirim Finlandiya masal ülkesi gibi sizlere anlatmak. Çünkü o resmi, o algıyı vermek bugünkü medyayla, videolarla, fotoğraflarla, hatta o videolar, fotoğrafları photoshoplayarak ne kadar o algılarla oynadıklarını tahmin edemezsiniz. Burada %100 böyledir demiyoruz ki bazı şeyleri. Ben kendi görüş açımı anlatıyorum. Onu da anlatmaya devam edeceğim. Ve burada 29 yıllık bir tecrübe var. Burada da verilen bir emek var. Geçmişiz tecrübelerimizi, bu 29 yılı tecrübeleri size aktarıyorum. Beleş tecrübeler ediniyorsunuz. Bunları şöyle böyle başka yere kimse yorumlamasın. Fin kültürü, farklılıkları, bana ters gelenler, sonra alıştıklarım, aklıma gelenleri anlatıyorum. Fin kültürü, Fin saunasını herkes bilir. Fin saunası dünyaca meşhurdur. Çok güzel. Ben Fin saunasının resimlerini görürsünüz. Güzel güzel fotoğraflar, işte belki filmlerde görürsünüz vesaire. Filmlerde biraz daha fazla görünüyor. Tabii Fin filmlerini, sinemalarını seyrederseniz veya dizilerini. Hiç kimsenin o kitaplarda yazmayan diyeyim artık. Nasıl saunaya girdiklerini anlatacağım ve bizim kültürümüzle ne kadar böyle aykırı olduğunu anlatacağım. Ama bu demek değildir ki Fin kültürü kötü. Niyet, o adamlar ne diye yapıyor onu? Sen bir kelimeye birisi iyi dersin, hakikaten anlamı iyidir ama bizdeki olduğu gibi iyi diyen kişiye bakarsın, bu ne demek istiyor dersin. Bu garazine dedi dersin, bunu diyen kişiye bak, iyi diyor. Muhakkak iyi demek değildir, bu kötü demektir. Böyle anlamlar yüklemeyin.
Kesinlikle yüklemeyin. Ben buradaki Finlandiya'yı da kötülemiyorum, Türkiye'yi de kötülemiyorum. Aradaki farkları anlatıyorum. İkisi de benim ülkem zaten. İki ülkenin de vatandaşıyım. İki ülkemi de seviyorum. Onu da söyleyeyim. Fin kültürün farklılıkları. Ben burada Finlerle beraber kaç sene çalıştım. Hep Finlerle çalıştım. Onların şeylerini ilk duyduğumda şöyleydi bir tanesi. Şimdi Finler anlatırım soğuk insanlardır dersiniz ya. Hayır, onlar soğuk insan değil. Şöyle, kendi özel hayatlarıyla ilgili hiçbir şey konuşmazlar. Vermezler. Başkası onların aleyhine kullanmasın diye. Zihniyet budur. Aleyhine kullanılabilir. Hastalığını dahi söylemez. Çünkü iş yerinde mesela adamın bir kalp hastalığı varsa. Şimdi atıyorum, örnek veriyorum. Daha doğrusu kalp hastalığı varsa veya kariyer yapma durumu varsa, güzel maaş alma durumu varsa, bunu eğer söylerse belki kariyerine engel olacak. Adama diyecekler ki bu hastalıkla bu işte riskli diyecekler. O iş için her ne makineyi kullanacaksın. O işi belki ömür boyu o adam o söylediği, kendi söylediği, hastalığını anlattığı için ona engel olacak. Hiç kimse bir şey demiyor. Kendisiyle ilgili. Kimse kimseye derdini anlatmıyor. Bireyseller, bireysellik iyi. Kötü mü? O da iyi. Ama burada fazlası var. Bizde sosyallik var. Kötü mü? Ama fazlası var. Herkes, herkesin özel hayatını biliyor. Bir sınır kalmamış Türkiye'de. Burada da sınırlar çok öteye çekilmiş. O da iyi değil. O yüzden buradaki insanlar kendilerini yalnız hissediyorlar, yalnızlar. O yüzden bu ülkede ben kötü bir tablo çizmek istemiyorum. Her şey dört dörtlük burada. Ama insanlar mutlu değil. Mutluluğu neyle ölçtüğünüze bağlı, insanına göre değişiyor. İnsanlar hakikaten bir amacı yok. Çünkü her şeyleri var. Her şeyleri olunca amaçları bu defa eksik kalıyor. Her şeyleri var dediğim, yani burada isteseler yaparlar daha kolay. Amaçları yok. Çevresinde böyle derdini dökecek insanlar yok. Çünkü korkuyorlar. Özel hayatlarını anlattıklarında neler olabileceğini biliyorlar. Burada ihtiyarlar, herkes demiyorum, yanlış anlamasınlar. Böyle haberler var burada. Annesini babasını aramayan çocuklar var. Aile ilişkileri burada farklı. Adam babasına ismiyle hitap ediyor. Bizdeki gibi yok baba demiyor. Ya diyen diyor elbette de, ama ismiyle hitap etmesi de normal. Buna da kimse bir şey demiyor. Ne farklılığı var? Çocuklar burada 16 yaşında isterlerse kendi evlerine taşınabiliyorlar. Bunu kanunlar müsaade ediyor. Ailelerin gözetiminde çocuk dedi mi ben babamla annemle yaşamak istemiyorum, sıkıntılıyım dedi mi? Bu kanunlar veriyor. Ama bize şey geliyor, 40 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş adamlar annesiyle babasıyla yaşıyor. Artı onun parasıyla yaşıyor. Ve annesinin babası bunun çamaşırını yıkıyor, yemeğini hazırlıyor. Biz kültür farkından bahsediyoruz. İkisi de zaten aşırı. Hani burada anlatmak istediğim şu. Türkiye'de de aşırı, burada da aşırı. Çocuk o kadar annesinden babasından soğuk veya ayrı düşüyor ki. Size söyleyeyim, burada sorunlardan bir tanesi. 12 yaşındaki çocuklar alkol sorunu var çocukların. Yazın buraya gelin, çarşının merkezine. Bir şekilde bunlar 18 yaşından küçükleri alkol satımı yasak olsa bile bir şekilde kendinden büyüklere veya 18 yaşında olanları parayı verip alkolü aldırıyorlar marketlerden. O bile sıkı burada, markette vermiyorlar yani. Hani bizde derler ya, git oğlum orada 2 bira al bakkaldan. Bakkal vermez burada. Gerçi bakkal da yok burada da, alamaz. Git bir paket sigara al, satmazlar. Bizde de kanunen var ama uygulama yok. İşte farkımız bu. Kültür farkı, düzen farkı. Ama öyle olduğu halde bazı şeyler, o çocuklar ne yapıyor, ediyor? O alkolü alıyorlar. Gecenin geç saatlerinde polis bunları dağıtıyor. Sorun çıkıyor bu. Polisin görevi değil o çocukları orada sokaktan dağıtmak veya toplamak. Ama anne babasında sorumluluk yok. Anne babası başka yerde kafayı çekiyor. Çocuk gitmiş, nerede bulduysa kafayı çekiyor. İşte böyle bir kültür saçmalığı var burada da. Ama herkes mi yapıyor? Değil.
Sorunlardan bir tanesi kumar hastalığı var burada da. Türkiye'de de var. Türkiye'de yasak getirmişler. Ya adam bardağı koyuyor, kibrit kutusunu koyuyor. Onun içine kim, bardağın içine kim kibrit kutusunu düşürürse diyor, gene kumarını oynuyor. Bu kumarı engelleyemezsin ki. Burada ne yapmışlar? Oynayın diyor. Parası olan oynasın diyor. Sonra tabii danışma hatları falan kurulmuş, onlar ayrı. Ama o kumarın veya o şeyin geliri şeye gidiyor. Çocuk hastasına, çocuklara gidiyor yani. Çocuk hastanelerine ıvır zıvır oraya buraya gönderiyorlar. Bizi yasaklamakla bir işi çözdük sanıyor. Yasak kardeşim. Ne güzel. Zaten de bütün her şeyimiz öyle. Bıçağı da yasaklayalım. Adam öldürüyorlar. Ne diyebilirim ki? İşte zihniyet ve kültür farkı bu. Finlandiya'da iyi taraflarını da anlatıyorum ama bize aykırı olan taraflarını da, bizim de kabul edemediğimiz taraflarını da anlatıyorum. Neden kabul edemiyoruz? Ama ben biliyorum şimdi, 29-30 yıl geçtikten sonra o kültür nasıl oluşmuş, neden böyle yapıyorlar, nasıl, neden oluşmuş? Ben bunu anlayabiliyorum ama ben bunu anlatırken ben size aktaramıyorum. Sanki ben Finlandiya'yı kötülüyormuş gibi algılıyorsunuz. Niyet okumayın. Niyet okumayı bırakın. Saunadan girmiştik. Saunada kaldık. Hep böyle dallanıp budaklanıyor. Ben de işte derdimi anlatamadığım için bir sürü bocalıyorum burada. Oradan oraya daldan dala dallanıyor konular. Sauna. Arkadaşlar, saunaya ailecek anne, baba, kız çocuğu, erkek çocuğu, kaç çocuk varsa hep beraber girerler hafta bir. Kültürleri böyledir. Ve hepsi de anadan üreyen girerler. Yani çocuk babasının cinsel organını da görür, annesinin cinsel organını da görür. Baba çocukların cinsel organını da görür. İşte kim varsa onun cinsel... Ama bu demek değildir ki bunlar burada porno çeviriyorlar. Bunlar bu şekilde, öyle bir şey yok. Bunu böyle aksettirince, böyle anlatınca... Biz burada porno çeviriyorlar demiyoruz. Bunların kültürü çok kötü demiyoruz. Ya ben Finlerle yıllarca çalıştım. Adam ne diyor biliyor musun? Başkasının cinsel organını göreceğine kızım ilk diyor, benimkini görsün diyor ya. Bu şekilde benimle konuşuyor yetişkin insan. Ve bunun doğruluğunu anlatıyor. Ne kadar doğru bir şey yaptığını. Siz buyurun bu konuyu hadi bakalım söyleyin, doğru mudur yanlış mıdır? Ama adamın kültürü o. Böyle düşünüyor. Ne yapacaksın? Bu böyle düşünüyor, bana aykırı deyince o kötü mü olacak? Veya o bu kişi böyle modern, demokrat, işte gelişmiş bir insan mı olacak? Bu kültür farkı işte böyle. Bunu söylemek yani Finlandiya'yı kötülemek mi olur? Bazı şeyler böyle arkadaşlar. Geliyorsun, ben gittim. Hiç tanımadığım insanlar, mayo ile gittim bir saunaya, bir partinin, siyasi partinin verdiği akşam yemeğine katıldım. Bunlar da kültürü öyledir. Hem saunaya girerler hem yemek yerler. Saunalarda biter bunlar için her şey. Büyük iş anlaşmaları bile orada yapılır. Buranın eski cumhurbaşkanı bile, şöyle diyeyim, cumhurbaşkanı bile böyle zorlu konularda saunayı çok sevdiği için karşısındaki rakibi ikna edebilmek için saunaya götürür, orada sıkıştırırmış. Çünkü adam hem saunayı seviyor hem sıcağı seviyor. Biliyor ki karşısındaki sıcakta dayanamayacak ve evet diyecek. Baskı aracı olarak kullanıyorlar. Ve ben bunların ulusal müzelerinde fotoğrafını çektim. Gösteririm eğer bulursam veya hatırlarsam korum. Adamlar peştemal satıyorlar ulusal müzede. Ve üstü çıplak eski cumhurbaşkanlarının resmini koyarak satıyorlar. Hadi bakalım diyeyim bana bu saygısızlıktır veya sen kötülüyorsun da. Böyle adamların normal kültürü bu. Ayaklarınız yere bassın. Beyaz, bembeyaz, işte beyaz zammaklar ülkesinin yanı sıra günlük yaşam var burada. Onu da öğrenmenizi, bilmenizi isterim. Sauna kültürünü inşallah anlamışsınızdır. Ben gittim o siyasi partinin şeyine, mayo ile gittim. Bana mayo mu çıkarttırdı 70 yaşındaki, 60 yaşındaki kadınlar. Bak, kadınlarla beraber gidiyorum. Kadınlar çıkarttırdı bana. Yani erkekler dahil sen buraya giremezsin, bu kültürde böyle mayo ile girmek yok diyorlar. Artı neden diyorlar biliyor musun? Mayo ile sokmuyorlar seni, sen de o mayon kirlidir diye mikrop vesaire bulaştırma diye düşünüyorlar. Hatta
altlarında böyle nasıl diyeyim ben size, oturaklarınız var pisletmeyin veya hastalık dağılmasın diye, vücudunuzdan bulaşmasın diye. Buyurun, Finlandiya'yı kötülemek midir? İş yerlerinde hiyerarşi yok, ne güzel. Hiç yok hiyerarşi arkadaşlar. Şöyle var, hiç yok dediğim yani, kimse kimsenin götünü yalamıyor. Türkçesi. Bugün arkadaşlar direkt konuşmak zorundayım. Ne kadar nazik olmaya çalışsam o kadar da yanlış anlaşılıyorum. Kimse kimsenin götünü yalamıyor. Hiç mi yalamıyor? Elbette var. O da var. Ama o görmüyorsun, bizdeki gibi değil. Adam müdür diye şeyi yapmıyorlar ya. Önünde el pençe durmuyorlar. Müdürün yanına da gidebiliyorsun istediğin, müdürle de konuşabiliyorsun. Ya ben çalıştım burada, gidiyordum fabrikanın, firmanın, büyük fabrika, böyle fabrika deyip geçmeyin. Bizdeki fabrika büyüklüğü değil. Adamlar 1500 kişiye iş veriyorlar ama o 1500 kişinin Türkiye'deki karşılığı o fabrikanın 1500 kişi, belki 5000 kişiye veriyorlar Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de işçilik ucuz diye makine alacağına işçiyi yaptırıyor adam. Çünkü gördüm. Adam iki tane tekerlek takacak, bilmem ne yapacak. Onun yerine oraya tekerleğin üstünden geçirecek olduğu malzemeyi alta yatırıyor işçiyi. İşçi oradan o düşmesin diye alttan tutuyor. 9 büklüm, 8 büklüm oluyor. Hiyerarşisi yok, onu seviyorum. Hiç yok. Böyle liyakat var. Herkes mi liyakatlı? Elbette değil. Ama genelden konuşuyorum. Hiyerarşi yok. O anladığımız anlamda hiyerarşi. Elbette bir düzen için müdürü var, şefi var, işçisi var. Hepsinin bir görevi var. Fabrikada çalışan, üretimde çalışan insanların başında bekçi gibi, şefi falan beklemiyor. Herkes işini biliyor çünkü hepsi kontrol altında. Makine çalıştığı müddetçe onu takip ediyor. Herkes biliyor ama sistemi kurmuş adam. Bu güzel, öyle değil mi? İş kültürü. Orada anlatıyordu adam şimdi. Hadi bakalım bunu deyin. Ben bunu kötülüyor muyum? Adam anlatıyordu, Finli. Özel ayetanı anlatmaz ama bazı şeyler anlatır. Ona zararı olmayan, gurur duyarak mı anlatıyor? Ne niyetle anlatıyor onu bilemeyeceğim. Onun içini yarıp bakamam ben. Ama anlattıklarını söylüyorum. Cuma günü oldu mesela. Cuma iş, haftanın son iş günü. Diyor ki of, biraz sonra iş bitiyor. Dolapta buz gibi bira beni bekliyor. Oh, öbür küstü diyor. Oh diyor. Hanımın da diyor seni bekliyordur orada. Oh, o diyor saunayı şimdiden yaktı bile diyor. Sauna sıcacık diyor. Giderim diyor, sauna mı yaparım diyor. Giderim yatarım diyor. Gerisini hanım halleder diyor. Ha, senin hiçbir şey yapmana gerek yok değil mi diyor. Ha 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 gülüyorlar. Burada ne demek istiyorlar? Bunu da açayım mı arkadaşlar? Bunu da açmamı isterseniz söyleyin. O açayım. Çünkü anlamayan okumuş cahiller var aramızda. Başka bir şey anlıyorlar. Söyledik. Adam diyor ben giderim diyor. Öbür küçük diyor ki sen diyor anadan yürüyen saunadan sonra yatarsın sırtını verirsin diyor. Gelir diyor. Öbür küçük de saksafon çeker karın diyor. Buyurun. Buyurun. Ben böyle sana diyeceğim. Sen ne yaparsın? İşte kültür farkı bu. Ben bunu kötülemiyorum ki. Kimsenin de hayalini yıkmıyorum. Hadi bakalım. Beni zorla soydular orada. Saunada. Ben soyunmayacağım mı diyeceğim. Siz öyle mi diyeceksiniz? Bilemeyeceğim. Birazcık ayaklarınız yere bassın hayal dünyasından. Burada sanki öyle bir hayaller kuruyorlar ki bunun içeriğinde ne demek istediğini de anlayamıyoruz biz. Sanki burada yani ağaçlarda euroları var. Eurolar büyüyor. Biz oradan onları biz toplamıyoruz bile ya. Var bir adamımız gönderiyoruz. O topluyor getiriyor bize. Biz onları harcıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Değil arkadaşlar. Hayatın gerçeği değil. Uymaz zaten. Bu hangi hayale bile, hayale bile kurulmaz böyle bir şeyin. Yani burada anlatılmak istenen o ağaç alıyor. Tabii ben öküz müyüm diyecek birisi de. Biz öyle mi anlıyoruz? Hayır diyoruz biz. O kadar kolay değil, öyle zannetmeyin anlamında söyleniyor bu cümleler, kuruluyor bu cümleler. Buranın zorlukları var.
Kültüre uyum sağlamak ayrı, dili öğrenmek ayrı bir zorluk. Her günkü sen sıfırdan bir sıfır yaşında yeni doğmuş gibi birisi olarak geliyorsun buraya. Dil bilsen dahi kültürün tanımadığın için. Burada biz, belki ben burada şimdi kaç yıldır yaşıyorum, 29 yıldır yaşıyorum. Belki ben 12 yaşında veya 15 yaşındaki çocuğun bildiklerini anca biliyorum. Bilemeyeceğim. Çünkü aynı tutamazsınız. O zekadasınız. Dili öğrenirken de öyle. 3-5 sene desen belki o 3-5 yaşındaki çocuğun zekası gibi öğreniyor. O seviyedesiniz. Dil seviyesi olarak. Yok. Belki ben kendimi bile şimdi ben tam şey olarak görmüyorum. Finli gibi, yani Finlandiya'nın, Fince'nin her şeyini biliyorum. Her bir şeyin, ne bileyim, kültürünü vesairesini su gibi biliyorum diye iddia etmiyorum. Edemem zaten. Öğrenmek bitmez ki. Hayat boyu, ölünceye kadar öğrenirsin. Şimdi meslek okullarına gidiyorum vesaire gidiyorum. Bir sürü yeni yeni şeyler öğreniyorum Finlandiya hakkında. Öyle ki hiçbir şey bilmediğimi anladım ben bu okullara gittiğimden beri. Kültür farkları fazla. Şimdi elbette ben bugün arkadaşlar ne kadar sıkıldığımı, ne kadar canımın sıkıldığını sizlere de aktarabildim. Aktardım. Farkındasınız. Ne kadar gizlemeye çalışsam da bunda başarılı olamam. Ama niyet okumayın. İçimde bir, dışımda bir. Finlandiya'ya gelmek isteyenler böyle hiçbir şey yapmadan geleceklerini sanıyorlarsa unutsunlar. Ben söyleyeyim. Ben size iyilik yaparım. Ve burada bana inanmayanlar gitsinler. Burada yaşayan Türklerden biz 10 bin kadar bir Türk'üz. Birisi dedi ki ya dedi sen dedi bu kadar olumsuz yanlarını düşünüyorsun. Bu kadar böyleyse bu ülke neden o kadar çok Türk var orada dedi. 10 bin Türk varız burada. O kadar çok da değiliz. Bunun yüzde kaçını bilmiyorum. Büyük bir çoğunluğu zaten mülteci olarak gelmiş. 10 bin kişiyi dili Türkçe olan kişiler diye burada istatistiklerde yazıyor. İçeriği tabii demiyor. Bu 10 bin kişisini işte şu kadarı şu yolla geldi, şu kadarı şu yolda evlenerek geldi, şu kadarı mülteci olarak geldi diye yazmıyor. Bir çoğunluk buraya mülteci olarak gelmiş. Ekonomik sebeplerle gelmiş çoğu. Fırsat bilmişler gelmişler. Irak Savaşı'nı bahane etmişler, Irak'tan geliyormuş gibi gelmişler. Kendilerini Iraklı tanıtmışlar. İşte Türkçe biliyor vesaire. O yüzden 10 bin kişi çok değiliz biz burada. Ve ben daha çok Türk gelsin diye yardımcı olmaya çalışıyorum bu videolarımla. Hele hele gerçekçi hayal kuran arkadaşları birebir Messenger'dan, oradan, buradan yönlendiriyorum bildiklerimi, dilimi kullanıyorum. Hiç bilmediğim konularda dahi araştırıp onlara bilgi veriyorum. Veya şu linklere yönlendiriyorum. Çünkü her şeyi ben yapamam. Her şeyi de anlamam mümkün değil. Çünkü öyle sorular geliyor ki ben diyor şu meslektenim, şu meslekle ilgili işte iş bulabilir miyim? İş bulursun veya bulamazsın. Ben diyorum ki bak işçi bulma kurumunun sitesi bu. Burada bak talep arz talep durumu belli oluyor orada. Oradan başvuru yap. Ben Fince bilmiyorum. İngilizcesi var. İngilizcesi. Ben dil bilmiyorum. Ya zaten eğer hiç dil bilmiyorsan ben size söyleyeyim, eğer hiç dil bilmiyorsan sen gelip hangi dilde bu işte çalışacaksın? Tamam bazı İngilizce, belki geçen meslekler var ama sen İngilizce de bilmiyorsan sen nasıl hayalini kuruyorsun bu işin? Sen herkes Türkçe biliyor olarak mı düşünüyorsun? Ya bunu soranlar, okumuş cahiller böyle... Elli kelle mi diyeceğim ne diyeceksem işte böyle toplumda iyi bir mesleği olan kişiler hiçbir meslek grubunu da işaret etmek istemiyorum. Bu adamlar nasıl diploma almışlar? Nasıl dil öğrenmişler öyle çünkü dil öğrenmesi gerekiyor o işi o diplomayı alabilmesi için. Anlamış değilim Türkiye'de. Bu adamı sen böyle okumuş böyle bilgili işte zihni açık
olaylara farklı bakan diye bir bakıyorsun. O sıradan insandan daha kötü cahil durumda. Anlatıyorum. Gene duruyor. Damdan düşer gibi olur ya. Öyle bir soru soruyor ki adam. Ya başçavuşun eşeği mi osuruyor burada diyorsun ya. Biz ne anlattık şimdiye kadar? Sen bana inanmıyor musun? Veya ne dediğimi anlatamıyor muyum ben sana? Bilemiyorum. O yüzden ayaklarını eğer buraya ben nasıl mı geldim onu da söyleyeyim. Ben İngilizce biliyordum bir kere. İngilizce ile normal hayatta yaptığını işe bağlı. Eğer düzgün İngilizce konuşulan bir mesleğiniz varsa tamam burada yaşarsınız. Ama özel hayatınız olmaz. Yani özel sosyal bir hayatınız Finlerle bir sosyallik kuramazsınız. Bu ülkede yaşayabilmen için önce buranın dilini bilmen lazım. Buranın haberlerini izleyebilmen lazım. Anlayabilmen lazım. Olanları bilmen lazım. Genel kültürün gelişmesi lazım. Öbür türlü sen kendi içine kapalı bir dünya kurarsın burada. Ve gördüm de o öyle olanları. Öyle olanlar da var. Bilmiyorum nasıl bir dünya kurmuşlar kendilerini, nasıl yaşıyorlar. Demek ki ihtiyaçları olmamış. Ama ihtiyaçları olmayınca da hangi kafayla kalmışlar? İşte 10 yıl önce geldilerse buraya, 10 yıl olduysa geleli, işte gelmiş hangi ülkeden geldiyse isim vermeyeyim, bir tanesi vardı. Hem de sizin şey bildiğiniz, böyle modern bildiğiniz ülkelerden veya gelişmiş insan haklarını vesaire bilinen ülkelerden. Avrupa ülkesi, onu söyleyeyim. Gelmiş adam buraya 10 sene hiç buranın ne saygısız bence, saygısız. Ne dilini öğrenmiş, ne merhaba demesini biliyor. Gelmiş benle beraber dil öğrenmeye gelmiş. Mecbur, işsiz kalmış çünkü. Mecbur kalmış, bakmış. 10 sene iyi götürmüş. 10 sene sonra ülkesine geri dönse zaten ülkesi de değişmiş oluyor. Ülkesinden de geri kalmış. Çünkü ben biliyorum biz 29 sene önce geldim Türkiye'ye. Bizim ilişkimiz olduğu için bir şekilde biz kendimizi böyle Türkiye'de olanlarla bu internet, sosyal medya sayesinde veya haberler veya televizyon sayesinde Türkiye ile irtibatımızı koparmadık. Kopmadı daha doğrusu. İlk geldiğimde kopmuştu. Böyle bunlar yoktu. Koparmadı. O açığı kapatıyoruz. Benim demek istediğim o devir, benim demek istediğim 29 yıl önce olan olay. Bu adam 10 sene kalmış. Ben buraya gelmişim. İlk önemli olanın Fince öğrenmek olduğunu öğrenmişim. Anlamışım daha doğrusu. Kendi kendim Fince çalışmaya başladım. Kendi kendimi öğrendim. Gittim bir kursa. Kursta bir girişimci kursu vardı orada ticaret için. Orayı davet ettiler beni. Dediler Türkiye hakkında bilgi ver. Ben hemen hazırlıklarımı yaptım kendimce. Konuşmacı olarak Türkiye ile ilgili bilgi vermek için. Tabii o dediğim birkaç arkadaşı da davet ettiler. Değişik ülkelerden olduğumuz için. Başka arkadaşı da davet ettiler. O dediğim arkadaş da geldi. O arkadaş geldi ne güzel İngilizce anlattı, konuştu falan. Tabii konuşma bittikten sonra soru cevap kısmına geçildi. Soruldu. Her şey yapıldı işte dediler işte sen kaç yıldır buradasın, ne iş yapıyorsun, nasıl oldu, merak edilen konular, herkes istediğini soruyu sordu tabii. Teşekkür ettiler, sıra bana geldi, ben hazırlığımı yapmışım, notlarımı almışım, notlarımı alarak başladım Fince anlatmaya Türkiye ile ilgili. Artık ne biliyorsam, ne aklımdaysa bir şekilde bilgiler verdim. Tabii soru cevap kısmına geçildi. Fince. Bana sordular işte Türkiye ile ilgili sorular geldi. Elimden geldiğince ben cevaplamaya çalıştım. Aynı sorunun bir tanesi bana da geldi. Sorulduk. Sen dediler ne kadardır Finlandiya'da yaşıyorsun dediler. Ben dedim 6 aydır yaşıyorum. Öyle deyince bir alkış tufanı sınıfta. Bir alkış tufanı. Ben ne olduğumu bilemedim. Meğerse ben o heyecanla sıramı beklerken o 10 sene olduğunu duyuyorum ama ben kendi heyecanımla o neden alkışladıklarını anlayamadım orada. Onunla karşılaştırarak beni alkışlıyorlarmış, tebrik ediyorlar, şapka çıkarıyorlar. Ben tecrübelerimi ister beğenin, ister beğenmeyin, ister sevin, ister sevmeyin, ister hayalleriniz yıkılsın,
İster yeni hayaller kurun. Ben tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kimsenin moralini bozmak da istemiyorum. Ben burada anlatırken nasıl gelindiğini, bunları yapmaya hazırsanız gelirsiniz diyorum. Açık ve yalın. Ama benim dediklerim %100 hepsi doğru mudur? Elbette değildir. 29 yıl önceki kanunla şimdiki kanun bir değil zaten. Kanunlar değiştiriliyor, yönetmelikler değişiyor vesaire. Ama ben sadece benim başımdan geçenleri anlatıyorum. Bu böyledir de yapıyorum. Ama günlük olan şeyleri bildiklerimi, yeni olanlar bunlar böyledir diyorum. Kültür konusu böyle. Kültür konusu adamlar böyle ama bu sauna kültüründen bahsediyorum. Bu sauna kültürüne Avrupa Birliği'nin girdiğinden beri tabii Avrupalı da ne kadar açık, modern vesaire olmuş olsa da şöyle bir gözle baktıklarını bu Finler anladı. Bu niye böyle bunlar diye. Bunlar artık saunalarda peştemal koymaya başladılar. Peştemalle girmeye başladılar. Uluslararası otellerde falan. Onu demek istiyorum yani. Ama insanlar, sıradan halk burada gene o kültürünü devam ettiriyor. İşte ben sıradan kültürden bahsediyorum. Bazı arkadaşlar görüyorlar, gelmiş adam, ben Finlandiya'ya geldim, böyle değildim. Sen Finlandiya'ya nereye geldin arkadaş? Ne kadar kaldın burada? İşte sauna senin anlattığın gibi değil. Nasıl? Hangi saunaya girdin sen orada? Otelin saunası. Hangi otel kendi kültürünü %100 yansıtır? Şimdi Türkiye'ye gelenler, turistler otellerde kalıyorlar. Otellerde kalınca Türkiye'deki insanlar böyle oteldeki gibi yaşıyorlar diye bir şey çıkarabilirler mi? İnsanların, normal insan öyle yerlerde mi yaşıyor? Normal insan o şartlarda mı yaşıyor? Saçmalamayın. Akılcı olun. Şimdilik anlatabileceklerim bu kadar. Çok uzun konuştuğumun farkındayım. Bu videoyu ikiye böleceğim büyük ihtimalle. Hiç de şey yapmayacağım, kesip biçmeyeceğim ham olarak. Hiç uzun dinlemek isteyen dinler, dinlemeyen ona da teşekkür ederim. Fikirlerimle aynı olmak zorunda değilsiniz. Benle aynı düşünmek zorunda değilsiniz. Ama saygı gösterin. Birbirimizi olduğumuz gibi kabul edelim. Kendinize iyi bakın. Güvende kalın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın diyorum.